Şişkinlikten kurtulmak için her zaman ilaçlara bağımlı olmak zorunda değilsin. Merhaba, ben iç hastalıkları ve tıbbi onkoloji uzmanı Doktor Serhat Demirer. Bugün doktorun poliklinikte sana anlatmaya vakit bulamadığı ama hayatını değiştirebilecek şişkinlik ve gazın gerçek nedenlerini ve bunları azaltmak için atabileceğiniz basit ama etkili adımları anlatacağım. Peki bu gaz nereden geliyor? Esasen iki ana kaynağımız var. Birincisi yuttuğumuz hava. Yemek yerken, su içerken, tükürüğümüzü yutarken az miktarda da olsa hava yutuyoruz. Ancak hızlı yemek yersek, sakız çiğnersek veya sigara içersek daha büyük miktarda hava yutarız. İkincisi bağırsak bakterilerimizin üretimi. Kalın bağırsağımızda trilyonlarca bakteri var. Ve bu arkadaşlar bizim kendi enzimlerimizde tam olarak sindiremediğimiz fasulye, lahana, brokoli gibi bazı besinleri fermente ederler. Bunu yaparken de yan ürün olarak da gaz ortaya çıkar. Öncelikle şunu bilin. Her insan günde 14 ile 23 kez gaz çıkarır. Bu tamamen normaldir. Ama bazı insanların bağırsakları gaza karşı çok daha hassas çalışıyor olabilir. Yani sorun çoğu zaman çok gaz üretmek değil, gazın bağırsakta birikmesi ve bağırsaktaki sinirlerin bunu olduğundan daha yoğun hissetmesi. Buna ek olarak bazı gıdalar, özellikle baklagiller, brokoli, buğday ve süt ürünleri sindirilirken daha fazla gaz üretir. Sonuç karın balon gibi şişiyor ve baskı yapıyor. Bazen kıyafetlere bile sığmıyorsun. Peki çözüm ne? Birincisi daha yavaş ye ve daha az hava yut. Hızlı yemek, konuşarak yemek, pipet değişmek bunların hepsi hava yutmamıza neden olur. Yeme hızını yarıya indir, lokmaları küçült, iyice çiğne. İkincisi hangi gıdaların seni şişirdiğini bul. Bazı yiyecekler herkeste gaz yapmaz ama sende tetikleyici olabilir. 3 günlük bir besin günlüğü tut. Brokoli mi, mercimek mi, buğday mı? Suçluyu bul ve sofrandan uzaklaştır. Üçüncüsü süt ürünlerini test et. Laktoz hassasiyeti çok yaygın. Laktoz sindirilemediğinde bağırsakta fermente olur, gaz ve kramp yapar. Süt içtiğinde şişiyorsan laktozsuz dene veya laktaz enzimi kullan. Yoğurt genellikle daha iyi tolere edilir. Bu basit değişiklik bile seni çok rahatlatabilir. Dördüncüsü, bazı karbonhidratlar bağırsakta kolay fermente olur. Bunlara FODMAP diyoruz. Soğan, sarımsak, buğday, elma, armut, baklagiller bunları bir süre azaltıp tolere ettiklerini geri ekleyerek ilerlemek şişkinliği belirgin şekilde hafifletir. Beşincisi, yemek sonrası 10 dakika yürü, gaz birikmesini engelle. Bağırsak hareketleri yavaşladığında gaz birikiyor. Yemekten sonra kısa bir yürüyüş gazı dağıtır ve balon etkisini azaltır. Bu basit ama çok etkili bir adım. Altıncısı, gazlı içecekleri sıraya al. Miktarı azalt. Kola, soda, gazlı mineral içecekler hepsi bağırsak içi gaz hacmini arttırır. Şişkinlikle uğraşıyorsa bunları bir süre azaltıp sade suya ve bitki çaylarına geç. Yedincisi, simetikon, bizmut ve enzim destekleri işe yarayabilir. Simetikon gaz kabarcıklarını parçalayabilir. Ve yine bazı enzim preparatları özellikle baklagil sonrası şişkinliği azaltabilir. Bizmut ise kötü kokulu gazı azaltabilir. Sekizincisi, şişkinlik kronikse SIBO akla gelmeli. Eğer şişkinlik uzun süredir varsa, özellikle ishalle birlikte ise ince bağırsakta bakteri çoğalması yani SIBO olabilir. Nefes testiyle tanı koyulur ve uygun antibiyotik tedavisiyle belirgin şekilde düzelme sağlar. Bu adımları düzenli uygularsanız şişkinlik ve gazı basit bir şekilde kontrol altına alabilirsiniz. Bu kanalda tıbbın karmaşık konularını herkesin rahatça anlayabileceği bir dille anlatıyorum. Videoyu faydalı bulduysan beğenmeyi, abone olmayı ve sevdiklerine paylaşmayı ihmal etme. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.